Merhabalar. Yeni bir sinemacı programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta huzurlarınıza sinemamızın uluslararası platformda yaygın bir biçimde tanınmasını sağlayan çok değerli bir sinemacıyla birlikteyiz. Huzurlarınızda Nuri Bilge Ceylan. Bilge, direkt gireceğim konuya. Neden sinema? Senin çünkü bir yolculuğun var hayatında. Vallahi bilmiyorum. Şimdi büyük de konuşmak istemiyorum ama biraz da tesadüfler tabii. Hmm. Yani sinemaya ilk başladığımda benim için şu an önemli olduğu kadar önemli miydi bilmiyorum. Ama zaman içinde giderek daha da önemli hale geldi. Daha önce tabii fotoğrafla falan ilgileniyordum. Yani çok da yine ikisi de sonuçta kendini ifade etme aracı sonuçta. Ama bir noktada sanki fotoğrafın hayatın derinliğini anlatmada daha yetersiz olduğunu hissettim. Ya da onun yetersiz olduğunu demeyeyim de sinemanın daha yetkin, daha güçlü olduğunu hissetmiş olabilirim. Ben şimdi senin filmlerine baktığım zaman, hepsi birer uzun metrajlı film ama bütün uzun metrajlı filmler de sanki arka arkaya konulsa upuzun metrajlı bir film de olabilecek gibi duruyor. İçindeki karakterler farklı da olsa, anlattığın hikayeler de farklı olsa. Yani şöyle, Koza diye başlıyor ilk film, ikinci film Kasaba, üçüncü film Mayıs Sıkıntısı, dörtte Uzak. Şimdi Koza'da kendi kozası içerisindeki bir yapıyı anlatıyorsun. İkinci filminde o kozadan çıkılmış ama yine de daha dar kalıplı bir kasabanın içindeyiz, bir kasabadayız henüz. Aslında bu senin kendinin belki hiç adını koymadığın bir içsel kendi yolculuğunu anlatıyorsun. Kendi hayatına birebir şahit oluyorsun belki de. Önce küçük koza, sonra kozanın biraz daha büyüğü ama yine koza olan bir kasaba. Sınırları belli, ilişkileri belli. Sonra o kasabadan sıkılıyorsun ve o sıkıntın bir Mayıs sıkıntısı olarak, bir varoluş sıkıntısı, bir anlamlandırma sıkıntısı olarak, Mayıs sıkıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Galiba bunlar tamamen kişisel tanımlamalar. Ve sonra uzakları merak ediyorsun. Uzaklarda ne var merak ediyorsun. Ve uzak film, dördüncü film uzak olarak karşımıza çıkıyor. Sanki sen de bu yolculukla beraber hem sinemaya yaklaşım biçimini, yani reji anlayışını ve senaryo anlayışını da biraz böyle yelpazelendirerek açı açı ilerlediğin bir sürece şahit oluyoruz. Biraz kendimizi yukarıya çekip böyle ilk dört filmine baktığımız zaman. Ne diyorsun? Böyle bir şey, bilinçli bir seçim mi yoksa ilk başında söylediğin gibi olaylar ve tesadüfler mi buraya doğru getirdi? Şimdi ben bir filmi bitirene kadar bir sonra ne çekeceğimi gerçekten bilmiyorum. Hmm. Yani hani bazı yönetmenlerin çekmecesinde 5-6 projesi hazır durur. Yani bilir ki o bunu bitirince öbürünü çekecek. Hmm. Ama bir film çekme süreci beni o kadar değiştiriyor ki. Yani önceden bir proje hazırlasam bile onu çekmeyeceğim, çekmeme olasılığım çok yüksek oluyor. Hmm. O yüzden çok boşa enerji harcamak istemiyorum. Gerçekten bir şeyi bitirdiğim zaman değiştiğim yeni halimle duruma bir bakıyorum. Ben artık yeni halimle ne yapmak isterim diye. Ve ondan sonra bir proje düşünmeye başlıyorum. Sıfırdan. Yani hiç öyle fazla da bir film bittiğinde başka bir senaryom, hatta sinopsisim bile elimde olmadı. Şu anda da yine öyle. Tamamen boş, üzerime yağan imgelerin altında son derece edilgen bir şekilde, pasif bir şekilde bekliyorum. Neyin? Bu süreci edilgen mi yaşarsın? Evet, yani edilgen olmalıyım ki sanki daha alıcı, evet, yani dışarıdan gelen etkileri kolluyorum diyeyim sadece. Sansürsüz mü mesela bu aşama? Tabii. Hepsi ne gelirse gelsin. Tabii. Önce bir gelsin, biriksin. Yani insanın içinde bir de hani bir sürü arzu oluyor. Biraz yaptıklarından da sıkılıyorsun biraz. Yani yeni bir şeyler yapma, değişme arzusu falan da oluyor. Yani öyle pasif bir şekilde beklerken yavaş yavaş bir şey benliğimi sarmaya başlıyor ve bana hakim oluyor. O zaman artık onun üzerine yavaş yavaş, hatta çok da emin olmayarak bir süre onun üzerine abanıyorum. Temkinlisin sen zaten. Yani temkin demeyeyim de gerçekten kafam boş oluyor. Yani bilmiyorum ne yapacağımı o şeye kadar ve o daha önce bahsettiğin süreç de öyle oldu. Yani Koza benim aslında en zor filmimdir. Çünkü ondan önce 10 sene film çekmeye çalıştım. Yani film çekmeye karar verdikten sonra o Koza'yı yapabilmem 10 yıl sürdü. Dolayısıyla
Koza'dan sonra artık bir sonra yaptığım film bir önceki filmin filme de biraz bağlı kaldığı için başlangıç noktası çok önemli çünkü yani benim için her zaman daha kolay oldu. Belki... Yani bu Koza dedim çok iyi olmadı. Ben onun, o hatalarımı düzelterek ve geliştirerek bir daha çekeyim. Kasabada bazı sevmediğim şeyler oldu. Ben bunu sesli çekmem lazım ve konuyu ben bir daha deneyeyim falan. Biraz öyle zincirleme gitti yani olaylar. Zaten ilk üç filmini aşağı yukarı aynı lokalizasyonda çektin değil mi? Yani aynı mekanda çektin. Evet. Peki bu hayatta da böyle yapıyor musun? Yani hayatın içinde hata yapabiliriz ya. Hataları dönüp tamir etmek üzere en başına gidip tekrar tamir etme yolunda mı gidiyorsun? Yoksa yürüyüp gidiyor musun içinden geçip? Vallahi hayatta... Ya da hayatta geriye dönemediğin için filmlerde mi geriye dönüşler? Belki de yani hayat o kadar geriye dönüş olanağı sunmayabiliyor film kadar. Belki o yüzden hayatta daha temkinli davranıyor olabilirim. Galiba iklimlerde de zaten galiba diyorum tam da bunu anlatıyordun. Onu soracağım iklimlere geldiğimiz zaman ama istiyorsan şimdi tabii söylersin. Yani hayatta da yine spontane yaşamayı severim. Yani çok plan yapmayı sevmem. Yani ne bileyim işte bu yaz şuraya gidelim gibi bir şey beni hemen rahatsız eder. Yani öyle bir planın var olması. Yani o günlere bir gelsin bakalım falan türü bir insanımdır. Bu zaten daha gençsin. Genç. Biz sen aynı yaşlardayız galiba değil mi? Sen kaç yaşındasın? Ben 59 doğumluyum. Ha bir yaş küçüksün benden. Tamam, aynıyız. Sen hani o ilk gençlik yıllarında da zaten biraz galiba al sırtına çantayı yürü git bilge gibi bir dönemin de olmuş değil mi? Yani evet. Nepal bile var duraklarından birisi. Evet yani biraz şeyden... Ne yaptın? O çıkışı bir anlatsana. Şimdi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken... Mühendislikte okuyorsun. Mühendislikte okuyorum. Ama yani üniversitenin yarısını geçtiğim zaman pek mühendis olamayacağımı yavaş yavaş hissetmeye başlamıştım. Ama okul bitince de hayatta ne yapmak lazım sorusuna da tam bir cevap verememiştim yani. Gerçi bir sürü genç gibi. Sürekli bunu düşünüyordum ve sanki böyle batıya giderim, oralarda bir şey yaparım gibi bir duygum vardı. Biraz da Boğaziçi kültürünün bir uzantısı da olabilir. Dolayısıyla okul bitince fazla düşünmeden İngiltere'ye gittim. Böyle oralarda bir süre macera yaşayayım, bir duruma bakayım. Ya bu arada mühendis çıktım. Mühendis çıktım ama hiç yapmayı düşünmüyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani tamamen öyle boş bir kafayla gittim. Aslında bir dakika burada devam edeceğiz ama burada kesip bir şey söyleyeyim. Bir mühendislik yapıyorsun sen. Belki farkında değilsin. Mesela bunun tipik örneğini en çok iklimleri incelediğim için oradan örnek vereceğim. İklimler üç büyük parçadan oluşuyor. Ve parçaların ortalama süreleri yaklaşık 27 ile 29 dakika arası her bir parça. Yani bir simetri var. Diğer filmlerine de bu kadar ölçülü bir şekilde söyleyeyim ama diğer filmlerinde de zamana dair bir simetri kaygın. Belki bilerek, belki insiyaki olarak çıkmış ama bir mühendis tarafının etkilediği bir şey var. Kesinlikle, yani mühendis zaten gibi inşa ediyorsun filmleri. Doğru. Çünkü mühendislik okumak bana sinemada sinema okumaktan daha faydalı oldu. Onu ben de tip için aynı şeyi söylüyorum biliyor musun? Öyle mi? Evet. Çünkü... Siz bunları yanlış anlamayın çocuklar. Yani sinema yapmanın yani yarısı da aslında organizasyon. İşleri planlamak falan yani. O tarafında belki işe yaradı. Ben kasabayı iki kişi çektim. Yani iki kişi film çekmek aslında kolay bir şey değil. Çünkü nasıl iki kişi? Çok iyi bir mühendislik bilgisi de gerekiyor. Yani kamera arkasında ben ve bir kişi daha vardı sadece. Toplam bütün film ekibi film ekibi olarak yani oyuncuları saymazsak bütün yani şu kafada işi çok iyi bitirmek ve organize olmak gerekiyor böyle bir durumda. Zannediyorum mühendislik yeteneklerimin buralarda faydası oldu. Yani ben uzağa kadar çok küçük ekiplerle çalıştım. Yani uzak 5 kişiydi toplam. Mayıs sıkıntısı da öyle. Ben zaten şeyi son yıllarda senaryo teorisi üzerine epey uğraşmaya başladım ben. O esnada doğru senaryonun oluşturulması için mutlaka yazarın kuantum fiziğini biliyor olması gerektiği düşüncesine kapıldım. Hatta yönetmenin de. Yani bilemiyorum şimdi orada parçacık teorisi, parçacık en küçük parçayla bütünün ilişkisi nedeniyle. Yani senaryonun fazla formüle dayanması da belli bir didaktik duygu yaratabilir. Yani ondan da kaçınmak lazım belki ama... Yani aslında filmlerimde bu şeyin çok hissedilmesini de istemiyorum matematiğin. Yani bir hayat gibi bir ele geçmez, bir formüle edilemez.
bir uçuculuk da olmasını istiyorum. Yani bir spontane bir duygu, bir daha yani her şey hesaplanmış duygusu fazla da olsun istemiyorum. Bazen ama, yani... ama elimde olmadan belki o filme geçiyordur. Ama onu kırmak için de yine mühendis gibi ince ince çalıştığım oluyor. Bu çok enteresan bir yere geldi. Aslına bakarsan şimdi biraz iklimleri biraz delik deşik ederken bazı şeyleri soracağım sana. Bunu bilerek mi yaptın diye. Belki de pek çoğunu sen onları evde hesaplayarak yapmadın. Kağıt üstü hesaplayarak yapmadın ama zaten bütün donanımın yaşamışlığın onu zaten o timingde o zamanlamayla orada olmasının gerekliliğini sana hissettirdiği için oraya koydum. O yüzden de bu anlamda bence bir endişe taşımana gerek yok yani. Çünkü asla hesapçı bir sinemacı olmadığını çok iyi biliyoruz zaten. Yok yok yani şey anlamda söylemiyorum. Hani Amerikalıların formülleri vardır ya, öyle bir formül değil senin mesela evet. Zaten yani. O doğal olarak hayatın akışını senin kendi içindeki akışının ritmi o zaten. Sen iç ritminle yapıyorsun onları. Evet. Yani şunu da demek istiyorum. Bir de senaryo aşamasında ben çok hesap yapamıyorum. Yani yeteneğim yok ona. Hani çok işi bitirebilen bir insan değilim. Sanki ne yazarsam yazayım, didaktik bir şey ortaya çıktı duygusu uyanıyor. O yüzden çekim sırasında da daha zengin bir şeyi sürekli arıyorum. Bu yüzden hatta senaryoyu biraz boş alanlar bırakıyorum bayağı. Yani bunu çekimde ki duruma göre hissederim falan diye. Giderek bu konudaki güvenim de arttı. Yani çok hazırlanmadan sete girmek eskiden korkuturdu beni, artık korkutmuyor. Yani küçük ekiplerle çalıştığım için falan da çok pratik sorun da çıkarmıyor. Kontrol anlamında. Yok yani insanlar bekleyebilir, sorun değil. Hani ben düşünmeye devam edebilirim. Hani şimdi 60 kişiyi bekletmek hem maddi olarak hem de şey olarak sorunlar çıkarabilir ama sonuçta 10 kişi, 12 kişilik bir ekibi bekletebilirsin. Yani arayabilirsin bir şeyler. Hani ben saatlerce bir kamera açısı aradığım olur. Ya da bir sahneyi çözemem bir türlü. Ekibi de çok pasif bekletmemek lazım. Hemen böyle bir gevşemeye başlarlar. O yüzden böyle bir şeyler çekerim ama kendim de inanmadan. Aslında sen o sırada ben başka şey düşünüyorumdur yani. Açı olsun, oyun olsun, diyalog olsun. Öyledir yani. Biraz spontane takılırım aslında. Yani bitmiş senaryolarla pek çıkmam. Yani biter. Bir senaryo vardır ortada. Çünkü onu bir yerlere de göndermek zorundasın. Fakat filmin o senaryoya benzemeyeceğini bilirim baştan. Sorması ayıp. Senin senaryoların kaç sayfa? Valla değişiyor. Yani 70-80 sayfa diyebilirim. Oluyor mu 70-80 sayfa? Oluyor. Sen fakat sanki çok diyalog yazıyorum. Sonra onları atınca aslında o diyalogları atsam belki de başlamaz. 20 sayfaya iniyor. Evet. Çıkan montajda öyle görünüyor çünkü. Yani diyalogları çok çekmiyorum sonra. Yani... Çünkü aslına bakarsan diyaloglara ihtiyaç olmayan da planlar çekiyorsun. Çünkü yani film kendini anlatıyor. Zaten senin zaten stilinde giderek öyle bir noktaya doğru geldi değil mi? Evet. O yüzden de büyük keyif alıyoruz. Nepal niye peki?